Abi yol aç. Abi yavaş. Abi müze git. Gitmeyin her biraz müsaade. Müsaade edin. Müsaade et. Bir şey yağmur yapıyor. Müsaade. Allah razı olsun. Hoş bulduk. Hoş geldin başkanım. Birlikte geldik. Muhterem arkadaşlarım, il başkanımız burada. Tabii il başkanımız haklı olarak ince sulu olduğu için buraya ayrı bir ilgi gösterme ihtiyacını da duyuyor. İnanıyorum ki ince sulu kardeşlerimiz olarak sizler de bunun karşılığını fazlasıyla vereceksiniz. Şunu hemen ifade etmek istiyorum. Ülkemiz hakikaten zor bir dönemden geçiyor. Mahalli seçimlere gidiyoruz, genel seçimlere gitmiyoruz. Hükümet değişmeyecek, olduğu yerde kalacak. Ama sadece mahalli idarelerde bir değişiklik olacak. Belediye başkanlarımız değişecek. İl genel meclislerimiz ve belediye meclislerimiz değişecek. Muhtarlarımız değişecek. Bunların hiçbirisi idareyi, genel yönetimi etkilemeyecek. Ama anlayamadığımız bir iş var. Ankara'daki merkezi yönetim ciddi bir endişe içinde ve telaş içinde. Seçimi kaybedersek ne olur diye düşünüyorum. Hiçbir şey olmaz. Siz gene yerinizde oturacaksınız. İlahlarınıza devam edeceksiniz. Ancak milletin bu sefer mahalli idarelerde gösterdiği tercihe göre bundan önceki tavrınızla mı devam edeceksiniz? Yoksa yanlış yeni bir anlayışı mı getireceksiniz, hakim kılacaksınız. Buna millet karar verecek. Siz de buna göre kendinizi yeniden düzene sokacaksınız. 94 ruhuna geri döneceğiz diyor. Ve 94 ruhuna geri döneceğim diye dönülmez ki mübarekler. 94 yılını niye bıraktınız da şimdi geri dönme ihtiyacı duyuyorsunuz? Demek ki öyle bir ruh var. O ruh hem genelde Türkiye satında aday tanıtım programımızda ifade ettiğimiz gibi yola çıkarken ilk besmeleyi çekerken milli görüş belediyeciliğinin ne olduğunu kısa öz filmlerle de aktardığımız gibi biz bu ruhu 50 yıldır taşıyoruz. Yeni değil, 50 yıl. 69'dan beri. Biz bir an önce adayımız Orhan Bey kardeşimiz ifade etti. İl başkanımız da söylediler. Bundan önce her yerde elbette bir takım yanlışlıklar olmuş olabilir ama bir takım güzel hizmetler de yapılmış olabilir. Biz güzel hizmetleri hiçbir zaman göz ardı etmeyiz. Hatırlarız. Ama yanlışlıkları dile getirmekten de çekinmeyiz. Yanlışları dile getirmek, biriyle olan münasebetlerimizi bozmak, ona karşı düşmanca bir tavır beslemek manasına gelmez. Bir sözümüz var, tekrar ediyorum. Dost acı söyler, yara kalan acı söylemez. Bunu herkes bilmeli. Biz diyoruz ki ya biz sizinle 40-50 yıldır arkadaşlık yaptık. Bir noktaya geldi, 20 sene önce koptunuz gittiniz. Yanlış bir yola girdiniz. Çok ciddi hatalar yapıyorsunuz. Bu yaptığınız hatalar yaptığınız bazı hizmetleri de yok hükmünde kılıyor.
Yaptığınız hatalar çok ciddi hatalar. Bir ülkede adalet zedelenirse o ülkede huzur kalmaz. Adalet mülkün temelidir. Siz adaleti kökünden sarstınız. Unutmayın ya, 1990'ların sonu 2000'lerin başında bizden ayrıldığınız zaman adalete vurgu yapmak için partinizin adını bile Adalet ve Kalkınma Partisi koydunuz. Şimdi sizin de ihtilal içinde bulunanlar adalet arıyor sizden ve vermiyorsunuz bu adaleti. Geri geldiğiniz zaman zulmetmekten çekinmiyorsunuz. Bunu dile getirmek bizim vazifemiz. Hem size karşı kardeşlik vazifemiz, hem de bu vatana karşı en ciddi vazifemiz bizim. Adalet olmadan devlet olmaz. Adalet olmadan huzur olmaz. Efendim, çok badireli bir dönemden geçiyoruz. Beka sorunumuz var. Şu anda adaletten uğraşamayız. Ya mübarekler, bak beka sorunu diye bir sorun varsa adaleti zedeler. Adalet olacak gibi bu beka sorunundan kurtulsun bu ülke. Adaleti siz kaldırırsanız size kim niye ihtiyaç duyacak ya? Nerede kaldı sizin adalet anlayışınız, adalet arayışınız? Ha, adaletin arkasından elbette liyakat da gelir. Siz idareye geldiğiniz zaman işi ehline vereceksiniz ki hizmetler güzel olsun. Hizmetler ucuza yapılsın. Hizmetler çabuk yapılsın. İsraf olmasın. Yolsuzluk olmasın. E siz burada bir kenara atarsanız, iterseniz bu ülke nasıl ayağa kalkacak? Yolsuzluk ve israf bütün kaynaklarımızı tüketiyor bizi. Şu anda memlekette imkanımız var mı da biz emeklilere yeterince para veremiyoruz? İmkanımız var mı da çalışan insana, memura, öğretmene, güvenlik görevlisine bilmem kime biraz daha fazla para ödemiyoruz? İmkanımız var mı da biz çiftçiye destek vermiyoruz diyorlar. Var, iddia ediyoruz. Siz bütçe havuzunun altındaki iki deliği çıkayın, ne kadar bol para olduğunu göreceksiniz. Birisi yolsuzluk, birisi de israf. Arkadaşlar, yaşı çok da ileri olanlar değil. Ama yaşı 30'u geçenler, çok rahat 40'ı geçenler bilir ki Erbakan Hoca rahmetli başbakan olduğu zaman başkaları yahu %30'u nasıl vereceğiz derken, paramız mı var derken önce %50 arkasından %130 dan verdi memura. Hadi çıksın bir babayız bunların içine bakayım. O zaman da para yoktu. Nereden buldular? Delikleri tıkadılar o kadar. İMF'den para almadılar. Biz İMF'yle masaya hiç oturmadık. Bunlar İMF'nin prensiplerini uygulayıp İMF'yle masaya oturmadan iş yapıyorlar. Ve herkes de zannediyor ki ya biz İMF'ye karşı tavır koyduk. Ya İMF'yle masaya otursanız bugün sizin uyguladığınız programı aynen sizden uygulamanızı isterdi. Memura vermeyeceksin. İşçiye destek olmayacaksın. Çiftçiye destek vermeyeceksin. Yatırıma sen girmeyeceksin. Elindeki bütün fabrikaları satacaksın. IMF bundan başka bir şey demez. Vergileri artıracaksın. Sen zaten IMF politikalarını uyguluyorsun ya. Bir de IMF'nin kapısına gitmeyeceğiz. Bizi bunlar böyle itham ediyorlar diye bizi boşa çıkarmaya çalışıyorlar. Hiç farklı bir yere gitmeyin arkadaşlar. Konuyu değiştirmeyin. Ülkemiz çok badireli bir dönemden geçiyor. Her noktada çuvalladınız. Şimdi marketleri, pazarı itham ediyorlar. Neden? Ya şu domates üreticileri var ya, şu domatesi alıp satanlar var ya, canımızı okudular.
Ya şimdi biz domates ithal eder hale geldik mi? Geçenlerde soğan ithal ettik mi? Ya sen çiftçiyi beslemezsen, desteklemezsen soğan ithal edersin. Düne kadar yeşil soğan bilmem kaç lirayken şimdi git Ankara'da pazarda 18 liraya çıktı ya. Kuru soğanın artık 5-6 lira olmasına kimse itiraz etmiyor. Neden? Yanlış politikalar izliyorsunuz. Siz tarımı, çiftçiyi desteklemiyorsunuz. Bir çiftçi yaptığı çalışmanın neticesinde kendi geçimini sağlayamazsa tarlayı ekmeye devam eder mi? Etmez. O da geçimini sağlayacak. Sen dışarıdan buğday getiriyorsun, o buğdaya 1,5 lira veriyorsun. Türkiye buğday üretene Türkiye'de 85-90 kuruşu çok görüyorsun. Allah sana akıl fikir versin ya. Böyle mantık olur mu? İthal etmediğimiz hangi tarım ürünü kaldı Allah aşkına ya? Biz ziraat memleketiyiz. Ziraat her ülkenin, Avrupa'nın bile bir numaralı ihtiyacıdır. İnsanız. Karnımız doymazsa hayatımızı devam ettiremeyiz. Tarım bir numaralı sektördür. Destek vereceksin ki önce Cenab-ı Hakk'ın bize bahşetmiş olduğu bu tarlalar, meralar, ormanlar, su kaynakları verimli bir şekilde kullanılsın. Bunu Cenab-ı Hak bize bahşetmiş. Avrupa'nın en zengin, en geniş tarlalarına, ekim alanlarına sahibiz. Tarım Bakanımız çıkıyor diyor ki bu sene 2 milyon hektar daha fazla toprağa ektireceğiz. Peki de bu 2 milyon hektar eskiden ekilip biçiliyordu. Hiç araştırdınız mı ki niye ekilip biçilmiyor? İki, peki de sen bu 2 milyon hektar arazinin yeniden ekilmesini nasıl sağlayacaksın? Tek kelime yok. Aslında bunun yolu belli. Başta söyledim. Çiftçiye sen destek vermezsen çiftçi ekip biçmez. O da geçimini sağlayacak. Esnaf için de aynı iştir. Memur için de, emekli için de, işçi için de, işsiz için de aynı iştir. Sen bu memlekette yatırım ortamını geliştirmezsen, insanlar yatırım yaptıkları zaman oradan bir kazanç temin edemezlerse, sen her yatırıma adeta ortak olur gibi kaideler, kurallar korsan, yatırımcının önünü kesecek adımları atarsan, bu ülkede yatırım olmaz, olmuyor işte. Onun için işçilikte işsizlik geldi 4 milyon seviyesine dayandı. Kendi rakamları. Onun için şimdi enflasyon %40'lara dayandı. Onun için dolar artık 5 lira civarının altına zor iniyor. Onun için dış ticaret açığımız sürekli artıyor. Evet, bunları da dile getiriyoruz bir mahalli seçimlerde. Neden? Çünkü iktidar en çok buralarda yaptığı hatalardan dolayı itham ediliyor.